Ülkemizin ekonomik durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimine bakarsan çok güzel, kimine bakarsan çok kötü. Ben memur olarak son yıllarda bir parça öğretmen olarak bir parça iyileştiği kanaatindeyim kendi açımdan. Reel olarak ücretlerimde bir parça artış var. Ama Türkiye'nin genel ekonomisi bunu sağlamasını yapma şansım yok. Ama kimi çok iyi olduğunu söylüyor. Bazı rakamlar da bunu ifade ediyor. Ama bazı muhalefet partileri, muhalif sözcüler de büyük bir felaket senaryosu çiziyorlar. Yani bu hükümetin durumu çok çok iyiye gidiyor yani. Çok çok Atatürk'ten sonra Tayyip geldi. Atatürk'ten sonra Tayyip geldi. Daha dahi çoban emekli yaptı. Bundan iyi hükümet kesinlikle gelmez. Vallahi şu anda ekonomi iyi, fena değil. Yani diğer Avrupa ülkelerine bakarak bizim ekonomimiz iyi, ayakta. Yani pek bir sıkıntı yok. Tabii şu anda iyi ya, gidişat iyi. Öyle görünüyor. Ülkemizin ekonomik durumu çok iyi. İstediğin kadar bir gün şu an Türkiye'nin ekonomik durumu iyi. Her şey yolundadır. Her şey iyidir. Bugün hükümetin başındaki hükümetten çok memnunuz. Çok çok iyiydi. Allah razı olsun. Bir evveli gece yaşadığımdan, yoksulluk bir pantolon 10 sene giydiğimden, bir ceketi bilmem kaç yamalık giydiğimden, şimdi ben diyorum ki cennetin ta ortasında yaşıyor bir millet. İnkar ederse yazıklar olsun. La ikraha fiddin. Ya, öyle bir şey yok. Hakikaten cennetin içinde yaşıyor herkes, herkes. Vallahi ülkenin ekonomik durumu iyiye gidiyor bence. Yani çalışmaları güzel. Memnunsunuz. Tabii ki, tabii. Yani ülkenin ekonomik durumu hakkında şu anda biraz daha iyi herhalde. 5-10 sene öncesine nazaran. Ekonomimiz gayet güzel şu anda yani. Vallahi yavrum ben bilmiyorum o işler. Benim adam gidiyor. Tamam, tamam. Ülkenin ekonomi durumunda ne düşünüyorsun? İyi bir soru. Şu an iyi görünüyor. Valla onu düşecek kişiler var. İlki oku ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Çalışan para kazanır yani. Türkiye iyi diyoruz ben. Bir şey düşünmüyorum. Ne düşüneyim ben beyefendi? Ülkenin ne? Bak onu konuşuyorduk biz daha şimdi. Ya bundan daha ekonomik durum olur Allah'ını söylesen ya. Şu anda çok iyi düşünüyor. Vallahi ülkenin ekonomik durumu hakkında şu anda yani en güzel çağını yaşıyor memleketimiz. Başka bir şey diyemem. Ben boyacı olduğum halde memnunum. Nerelisin? Etiyopyalıyım. Türkiye'nin mi? Türkiye'nin ekonomisi çok güzel. Daha önce de biliyordum. Türkiye'nin urutları Etiyopya'ya gelirler. Bu yüzden Türkiye nasıl bir ülke olduğunu merak ettim. Ve bu başvuru kazandım ve buraya bu yıl Türkiye'ye geldim. Bence iyidir. Bana göre. Vallahi ülkenin ekonomik durumu hakkında şöyle söyleyeyim. Başbakanımız zannedersem bir açıklama yaptı. Bu dış borcumuzdan dolayı biraz herhalde bitmiş gibi. Biraz mutlu oldum yani işin açığı gerçekten. Ülkede işsizlik mi var, iş beğenmeme mi? Bence iş beğenme var yani. Her sektörde iş muhakkak var yani. Bence iş beğenmiyorlar arkadaşlarımız. Yüksek maaşlı olsun, ondan sonra güzel olsun, rahat olsun istiyorlar. Abicim şimdi işsizlik de var da bir de insanlar iş beğenmiyor. Bugün üniversite mezunu olmuş. Az ücret ödeme yapıyor. Bir de özel sektör saatler uzun olduğu için pek kimse yanaşmıyor. Herkes devlet kapısına bakıyor. Ondan dolayı yani işsizlik az bir şey var ama insanların iş beğenmemezliği var. Kesinlikle var. İşsizlik bir parça var ama daha çok iş beğenmeme var. İş beğenmemez bak, işsizlik yok. İş çok. Yapabilene. Ama yapacaksın. Eski kara düzen bitti. Şimdi yeni bir sisteme geçtik. Ben belki de 30 sene kurşun kalemle çizdim, beğendirdim, yaptım. Herkesi de memnun ettim. Ama bugün bayrağı sancağı gençlere teslim ettik. Bilgisayar çıktı, mimar çıktı, teknoloji çıktı. Şimdi eskiden böyle projeyi çiziyoruz, karşıda televizyona yansıtıyoruz. Müşteri diyor ki benim Almanya'da da bir akrabama, kızımma, damatıma bir de oraya gönder diyor. Çıktılarını ver diyoruz. İş öyle oluyor. Artık eski düzen, kara düzen kalmadı. Ankara sanayisi hakkında ne düşünüyorsun?
Ankara sanayisi çok güzel. Gayet iyi efendim işler yapılıyor. Burada memnunum. Sanayi Bakanımız çok iyi çalışıyor. Efendim fakat efendim yine de yetersiz değil yani. Yeterli değil yani. Evet, Ankara sanayisi çok gelişti ama bu kılıfından kurtulamadı. Memur kent kılıfından. Bundan kurtulamadığı için biraz daha atılım yapmak gerekir. Ankara sanayisi mi? Geziyorum buraları ben. Serbest olduğum için kartım. Ankara'nın her yerini geziyorum. Bakıyorum ki hep cennet. Hep cennet ya. Allah razı olsun. Hep cennet. Allah razı olsun yani. Hele bu belediye reisi var ya. Menderes gibi faydası oldu bu dünyaya. Her yer köprü. Her yer yapılmış. Nereye gidersen çiçek gibi.